Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine rahmanirrahim. Maliki yevmiddin iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratal müstakîme sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllin. Amin. Alâ Resûlinâ salavat. Şefii gulûbuna salavat. Değerli kardeşlerim, Rabbime hamdolsun ki bizleri bir araya getirdi, bir araya da buluşturdu. Rabbim bizlerin birlik beraberliğimizi daim etsin inşallah. Amin. Bugünkü konu öyle bir konu ki hepimiz de biliyoruz ki artık hiçbir şey kalmadı. Müslümanlıkta bir haber yaşanıyor. İnsanlarda edep, haya hiçbir şey kalmadı. Bunun bozulmanın ilk nedenlerinden birisi, değerli kardeşlerim, 1932 yılında Dünya Güzellik Yarışması'nda, senesinde yapılan Dünya Güzellik Yarışması'nda şöyle bir olay oldu. Olay, 1932 yılında Belçika'nın Spa şehrinde düzenlenen bir güzellik yarışmasından geçiyor. 28 ülkenin katılmış olduğu bu güzellik yarışmasına bizden Keriman Halis gitmişti. Yarışma bitmiş, iş sonucu açıklamaya gelmişti. İşte o zaman jüri başkanı kürsüye gelip şöyle demiştir. Sayın jüri üyeleri, bugün Avrupa'nın ve Hristiyanlığın zaferi kutluyoruz. 1400 senedir dünya üzerinde hakimiyetini sürdüren İslamiyet artık bitmiştir. Onu Avrupa Hristiyanları bitirmiştir. Elbette Amerika'nın ve Rusya'nın hakkını inkar edemeyiz. Neticede bu Hristiyanlığın zaferidir. Bir zamanlar sokağı bile kafes arkasından seyredebilen Müslüman kadınların temsilcisi Türk güzeli Keriman Mayo ile aramızdadır. Bu Türk kızını zaferimizin tacı olarak kabul edeceğiz ve onu kraliçe seçeceğiz. Ondan daha güzeli varmış yokmuş bu hiç önemli değil. Bu sene güzellik kraliçesi seçmiyoruz. Bu sene Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. Avrupa'nın zaferini kutluyoruz diyor jüri üyesi. Bir zamanlar Fransa'da oynanan dansa müdahale eden Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu işte Maya ve Sütyen ile önümüzdedir. Kendini bizlere beğendirmek istemektedir. Bize uyan bu kızı beğendik. Müslümanların geleceği böyle olması temennisiyle Türk güzelini dünya güzeli olarak seçiyoruz. Fakat kadehlerimizi Avrupa'nın bu coşkulu zaferi için kaldırıyoruz diyor. İşte kardeşlerim, bize 1932 yılında Kanuni'nin torununu çıplak sahneye çıkardık diyen zihniyet şu anda yine aramızda. Bizlere bakıyorsunuz sokaklara. Yarı çıplak bacılarımız. Bir evinde dahi giymediği, giymeyeceği kıyafeti sokakta giyiyor. Bir evinde yatak odasında giyemediği, giymeyeceği kıyafetle sokakta geziyorlar. Peygamberlerin insanlığa söylediği ilk sözlerden biri şudur. Utanmazsan dilediğini yap. İşte utanma duygusu kalmamış. Ar edep kalmamış kardeşlerimiz. Sorsan ki elhamdülillah Müslümanım der. Ama Müslümanlıkta böyle bir şey var mı yok mu ben hürüm der. Hürlükte böyle mi olur kardeşlerim? Yani haya utanma duygusu Müslüman kimsenin süsüdür. Bu duyguya sahip kimse elini ve dilini kötü şeylerden sakınır.
Ashab-ı kiramın büyüklerinden Hazreti Osman radıyallahu anh ve Hazreti Ali radıyallahu anh üstün haya sahibi oluşlarıyla Efendimiz tarafından övülmüşlerdir. İşte kardeşlerim, Hazreti Ali radıyallahu anh tanzim için söylediğimiz Keremullahi veçhe ifadesi onun yüksek haya hali dolayısıyla söylenmiştir. Değerli kardeşlerim, işte Allah-u Teala Fussilet suresi 40. ayetinde dilediğinizi yapın, hayanız edebiniz yoksa dilediğinizi yapın diyor. Değerli kardeşlerim, yine Zümer suresi 15. ayette ey Allah'a eş koşanlar, siz de ondan başka dilediğinize tapın diyor. İşte nefsine ilah edenler, nefsinin istediğini yapanlar, nefis istiyor ki soyun, yarı çıplak gez, sana hayranlıkla baksınlar. Ama nefsin istediği buysa, senin Allah'ın istediğini yapmıyorsan, nefsin istediğini yapıyorsan bu nedir kardeşlerim? Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Hayası olmayan kişi dilediğini yapar. Çünkü çirkin işleri yapmaya engel olan hayadır. Edepsizlikten ancak haya sahibi uzak durur. Nitekim Farikanet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Allah bir kula gazaplanınca onu ondan hayayı çekip alır. Hayayı çekip alınca ya da onunla sadece nefret edilen kişiler karşılaşır. Sonra ondan emanet, güvenirlik vasfını çekip alır. Emanet vasfını çekip alınca rahmetullahi aleyh rahmetini çekip alır. Rahmetini çekip aldığı zamanda İslam bağını ondan söküp almış olur. İslam bağını aldığı zaman artık onunla azgın şeytandan başkası karşılaşmaz. Öyle değil mi kardeşlerim? Bakıyorsunuz ki cırıl çıplak, yarı çıplak sokakta geziyorlar. Onun dostu, arkadaşı kim kardeşlerim? Onun dostu, arkadaşı şeytandan başkası değildir. Şeytan istedi, nefis istedi, öyle giyindi. Değil mi kardeşlerim? Az önce dedim ya, evinde giymediği o kıyafeti sen sokakta nasıl, niçin giyiyorsun kardeşim? Niçin giyiyorsun? Kime beğendirmek istiyorsun kendini? Kime? Nefsine mi? Elin insanlarına mı? İşte kardeşlerim, yarın mahşer gününde Rabbim soracak, ey kulum! Sana ben şunu indirdim, kitabımda indirdim, Resulümü gönderdim. Resulüm uyardı ama sen uymadın. Neden? Senin ilahın kimdi dediğinde ne cevap vereceksin ey kardeşlerim? Haya hayırdan başka bir şey getirmez kardeşlerim. Haya hayır getirir. Bizim atalarımız derdi ki biz utancımızdan evin önüne kıyafetlerimizi asamazdık, kıyafetlerimizi, büyüğümüzden sakınırdık derlerdi. Şimdi kıyafet asmayı bırak, kıyafetsiz geziyor neredeyse kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, haya iki türlüdür. İlki Allah sevgisidir. Bir kişi Allah'ı seviyorsa veya Allah'ı seviyorum diyorsa Allah'ın dediğini yapar, Allah'ın emrini yapar. Onun yasaklarından çekinir, kaçınır kardeşlerim. Yani kişinin karakterinde haya vardır ve bu çalışmayla elde edilmez. Hayanın bu kısmı Allah'ın ihsan ettiği üstün bir ahlak meziyettir. Bu meziyetten çirkin işleri işlemekten kişiyi alıkoyar. Güzel ahlaklı olmaya ve güzel ahlakın yüceliklerine erişmeye teşvik eder. Değerli kardeşlerim, en büyük haya, en büyük edep Allah'a karşı yapılan haya edeptir.
İşte en büyük haya Allah'a karşı yapılan adap edeptir. İşte edep de namazdır. Sen namazı nasıl terk ediyorsan Allah'a karşı yaptığın haya hiçbir şey değil kardeşlerim. İşte haya, Allah'a karşı utanmadan namazı terk edebiliyor musun? Ben namaz kılmıyorum diyorsan Allah'a ayak mı diriyorsun? Allah'tan korkmuyor musun kardeşim? Yarın mahşer gününde onun hesabını vermeyecek misin? Hayanın ikinci türü ise kişinin kendi niyet, gayret ve çabasıyla elde ettiğidir. Bu da Allah'ı tanımak ve onun yüceliğini, kullara ne kadar yakın olduğunu ve her şeyi bildiğinin ve gördüğünün farkında olmak ve buna göre davranmaktır. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Haya eden saklanır, saklanan kişi ise sakınır. Sakınan kişi de Allah tarafından korunur kardeşlerim. Dinimiz bizi haya sahibi olmaya, Allah'tan utanmaya çağırıyor. Sapkınlıkların had safhaya ulaştığı çağımızda haya bir istikamet ışığı olarak yolumuzu aydınlatıyor. Bütün dünyevi ve nesnevi arzuları bir tarafa bırakarak hakikatin farkında olmamızı ve buna göre davranmamızı telkin ediyor kardeşlerim. Haramları terk etmemizi, gizli veya açık her halükarda Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilmemizi istiyor kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Aşiretin içinde itibar sahibi bir kişiden nasıl haya ediyorsan Allah'ta anda öyle haya et. Öyle çekin, öyle kork diyor kardeşlerim. Edep elbisesini mümin olanların üzerine giyip bir daha üzerinden asla çıkarmayacağı en güzel elbisedir kardeşlerim. İnsanoğlu edepten mahrum ise insan oluş sırrını kaybetmiş çünkü insanı hayvandan farklı ve asil kılınan edeptir. Gönül gözümüzü açıp Allah kelamına bakınca görürüz ki ayet ayet bütün Kur'an'ın manası edeptir diyen Hazreti Mevlana'ya kulak verelim. Edep insanın kendini tanımasıdır. Edebe riayet etmeyen bir kimse Allah'a yakın olamaz. İlim ve tahsilin insana kazandıracağı bir şey edep ve incelik değilse başka bir şey olamaz. Gerçek asıl ve tahsil sahiplerinin hiç yakışmayan şey kontrolsüz davranışlar ve edep dışı hareketlerdir. İnsan inandığımız nizamın ve kitabımızın özü edeptir, hayadır. Saygı ve edepte cimri olanın parada cömert olması bir kıymet ifade etmez kardeşlerim. İşte cömert dedi. Cömert Allah'a karşı yapılan bir cömertliktir. Allah için yapılan bir cömertliktir. Sen vücudunu insana karşı açmakla cömert mi oluyorsun kardeşim? İslam, iman ve namazla başlayıp erkan ve edeple devam eden ve derinleşen ilahi bir nizamdır. Ey insan! Anla ki insanın elindeki can ne ise edepte odur. İnsanın kalbindeki, göğsündeki nurlar edepten ibarettir. Ayağını iblisin kafasına koymak, ona hakim olmak istiyorsan gözünü aç, anla ki şeytanı öldüren edeptir. Değerli kardeşlerim, İnşallah Allah'ın bize verdiği, Allah'a verdiğimiz sözleri unutmayalım. Galibola'da Allah'a ne söz verdik biz kardeşlerim? Allah'a verdiğimiz söz, Allah'ı Rabbimiz olarak bildik, onun emrini tutup yasaklarından kaçınmaya söz vermedik mi? Öyleyse niçin emrinden kaçıyoruz? Niçin Allah'ın yasakladığı şeyleri kaçmıyor da emrinden kaçıyoruz?
Emri namaz kıl diyorsa kılacağız kardeşim. Oruç tut diyorsa tutacağız. Zinadan kaç diyorsa kaçacaksın. İçkiden, kumardan kaç diyorsa kaçacaksın kardeşim. İşte Allah'tan edep ve haya ediyorsan o yasakladığı şeylerden kaçacaksın kardeşim. Rabbim inşallah bizleri Allah'a hakiki kul, kendisine hakiki, peygamberimize hakiki ümmet olarak bu dünyaya geçiren kullarına eylesin. Müslüman ibadetlere, amellerin Rabbinin rızasını kavuşur, bizlere kavuşan kullarına eylesin inşallah kardeşlerim. İşte illa edep, illa edep dedik. İlla edep noktasından hareketle kelamında edebini göz ardı edemeyiz. Hızırzade Said Bey bu hususta ne güzel söyler. Sukutu bilmediğinden değil edebindendir. Gerçi söylemez ama neler bilir aşık. Kalemin ismi hakkını vermek davasında olan kalem ve kalem sahibi için edep en büyük taç ve muazzam bir hazinedir. Bir insanda derya kadar ilim olsa, denizler kadar ilim olsa ama o kişide edep, haya yoksa boştur kardeşim. İşte boştur. Ne ilim vardır ne de bilgi vardır ama edep yoksa. Der ki Şinasi de edebiyat fenni bir marifettir ki insana edep hasletini kazandırdığı için ona edep edebiyatçılar ya da edip denmiştir. Tespitlerinden hareketle edebiyatı edepten ayrı düşünmeyiz. Edep tacı elbisesini giyerken kendimize çeki düzen vereceğimiz kainatın efendisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakmalıyız. Süleyman Çebi merhumun ifadesiyle zatıma mirat ayna edindim zatını. Hikmetinden yola çıkmalıyız. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti buyurur. Bize örnek olan sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'dir. Onu örnek almalıyız. Onun yolundan gitmeliyiz. Diyorum inşallah bizleri Rabbimize hakiki kul, Peygamber Efendimiz'e hakiki ümmet olan kullarına eylesin diyor. Sohbetimi burada bitiriyorum. Rabbim bizleri daima kendi kuluna hakiki kul olan kullarına eylesin. Rabbim bu akşamki akşamda hasta kullarına şifa, dertli kullarına devalar ihsan eylesin. Rabbim sıkıntı olan kullarının sıkıntılarını gidersin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ma salavat.